Günaydın, hayırlı sabahlar. Yeni bir güne uyandık. Yeni umutlar, yeni mutluluklar, yeni huzurlar, yeni arayışlar, yeni beklentiler derken ikinci programımızda sizinle tekrar beraberiz. Dün çok güzel bir program gerçekleştiğini göndermiş olduğunuz mesajlardan alıntılarla öğrendik. Çok mutlu olduk. Ve yayınımızda yaptığımız anonsumuzda Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Sayın Cemal Kaplan aramızda olacağını, bir kongre süreci yaşadığını, büyük bir heyecan içerisinde olduğunu, yeni yönetimini oluşturduğunu, inşallah yeni yönetim listesiyle de tüm üyelerin huzuruna çıkacak, kongresini gerçekleştirecek ve ilk defa Doğa Türk TV'de yeni oluşturduğu listesini de açıklayacak. Sayın Başkanım, programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasıl gidiyor Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti? Ne düşünüyorsunuz yeni günlerde, yeni kongre öncesinde? Ben tüm izleyicilerimize günaydın diyorum. Yağmurlu bir sabahtan güne başladık. Evet. Bu programa davet ettiğin için sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim kadim dostumsun. Yaklaşık bir 35 yıldır evet. Beraber bir gazetecilik hayatımız var. Biz karşı cepheden buraya haber getirip götürüyordun. Evet. O zaman Körfez Ekspres gazetemiz vardı bilirsin. Evet. Şimdi seni görünce o günler eski günler aklımıza geldi. Teşekkür Çok ederim. Keyifli bir gazetecilik dönemimiz oldu. Evet. Güzel işler yapmıştık hakikaten. Çok şükür, çok şükür. Evet, Yalgın Bey, yani bir Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti 2018'de yeniden bir seçim süreci yaşadı. Evet. Mesut Çatak Başkanlığı'nda yeni bir liste oluşturmuştuk. O zaman bizim aldığımız en büyük karardan birisi Kocaeli Gazetecilerin Cemiyeti'nin bir yeri olmasıydı. Biz 3-4 arkadaş hemen eski valiliğin binasının orada ne pahasına olursa olsun bir yer tutup gazeteci arkadaşlarımızı çay ocaklarından, işte caminin kenarlarındaki çay bahçelerinden kurtarıp güzel sıcak ortamda, yazında serin ortamda internet, çay kahve içebileceği, haberlerini yazabileceği, sohbet edebileceği. Yani kendi misafirlerini dağıtacağı bir yerdi. Hemen ilk haftada onu zaten gerçekleştirdik. O süreçten itibaren de yoğun bir çalışma dönemi gerçekleşti. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti hakikaten, bak bunu samimiyetimle söylüyorum, yaklaşık 2 sene içerisinde çok iyi bir yere geldi. Bu sırf yönetimden değil, gazeteci arkadaşlarımızın cemiyete sahip çıkmalarından kaynaklanan, kendi gazetecilerin bu olaya sahiplenmesinden kaynaklanan bir görüntüydü. Neler mi yaptık? Çok şeyler yaptık. Evet, ben bizzati bunları yakından takip eden bir arkadaşın olarak gurur duydum. Demek ki bir elin nesi var, iki elin sesi var ifadesi buna çok güzel bir örnek oldu. Yeni yönetiminiz ve oluşturduğunuz dayanışma, birlik, beraberlik Gebze'den Karamürsel'e bir zincir halka, bir inci kolye gibi, gerdanlık gibi dizdiniz. İnşallah yeni süreciniz de böyle olacak ama tabii ki o faaliyetlerden de biraz alıntılar yapmanızı istiyorum. Üyelere yönelik özel anlaşmalar yaptınız firmalarla, birçok projeleri hayata geçirme noktasında ilk adımlar attınız. Biraz da onlardan bahsedelim. Yaklaşık 27 tane kuruluşla şu anda bizim sözleşmemiz var. Hatta bununla ilgili ilginç bir anlatayım, ismini vermeyeyim. Gecenin saat 1:30 Yalgın Bey, bir telefonum çaldı. Baktım üyelerden birisi arıyor. Benim zaten telefonum 24 saatte çıktı. Bana ulaşamıyorum diyen evet. Telefonumda kesinlikle, yani kesinlikle doğru. Belki 3 dakika başka bir telefonla konuşuyorumdur. 3 dakika sonra mutlaka dönerim. Evet. Kesinlikle bana ulaşamayan kimse olmaz. Baktım birisi, ya dedi başkanım kusura bakma dedi, bu saatte aradım dedi. Hastanenin ismini verin, bir hastanedeyim dedi. Hayırdır dedim, bir şey mi var, bizim yapacağımız bir şey var mı? Dedi ki, ya dedi sabahı bekleyemedim dedi, teşekkür etmek için aradım dedi. Saat gecenin 1:30. Bravo. Ben dedim ki hayırdır ya, ne oldu, niye? Dedi ki, ya dedi geldik dedi, eşim dedi rahatsızlandı, geldik buraya dedi, muayene olduk dedi. 1330 lira tuttu dedi. 180 lira para verdim abi dedi. Gazeteciler Cemiyeti'nin indirimiyle dolayısıyla.
Ya dedi, nasıl bir mutlu oldum, nasıl bir mutlu oldum, sabaha bekleyemedim dedi. Yani 3-4 hastanede hakikaten ciddi bir indirimimiz var. Ki bir hastanede %80-90'a yakın bir indirimimiz var. Onu herkes de biliyor zaten. Evet. Reklam olsun diye söylemeyeyim şimdi burada. Biz hastanelerle, kurumlarla bir sürü anlaşma yaptık. Ondan sonra eğitime önem verdik. 8 tane kurs açtık. En önemlisi de drone kursundu. Evet. 50'ye yakın bizim takipçimiz vardı. Yani kursa katılan. Aslında 70'e yakın talep vardı ama çünkü ciddi bir maliyet olan bir şeydi o. Evet. Sivil Havacılık, KOMEK ve üniversitenin işbirliğiyle biz o kursu gerçekleştirdik. Sağ olsun o KOMEK'in bize büyük desteği oldu. Kişi başı 3,5 bin liraya yakın, yani 3500 liraya yakın bir para ödememiz gerekiyordu. Hatta ondan önce bize kurs için gelmişlerdi. İşte 4 bin lira verirseniz biz size biraz daha indirim yaparız, kurs açalım diye. Çünkü drone eğitimi hakikaten şu anda en yüksek. Revaçta. Evet, revaçta. Evet, ilgi görüyor. Biz de dedik ki bir bakalım falan ama oraya sağ olsunlar bize böyle bir şeyi açacağımızı, biz müracaat ettiğimizde açabiliriz dediler. Ama 50 kişi de sınırlayalım dediler. Şimdi yeni dönemde onun devamı gelecek. Onu da şimdiden buradan söyleyeyim. Yani giremeyen arkadaşlar bu konuda bana çok başkanım tekrar açacak mı açacak mı diyor. Ben de geçen gün Sayın Genel Sekreter Yardımcımızla bir de basın daire başkanıyla görüştüm. Seve seve açarız dedi. Yeter ki arkadaşlar eğitim görsün dedi. Hoşumuza gitti. Ne güzel. Yani bir 50 kişilik daha kontenjanla yine bir öyle bir çalışma yapacağız. İnşallah. Şimdi muhabirlik kursu, diksiyon kursu, sosyal medya, grafik, tasarım, değişik kurslar açtık. Tabi burada bir ufak bir şeyde sistemde bulunayım ama. Şimdi bu açtığımız kurslarda ya insanlarla eğitimle ilgili bir şeyler yapalım falan diye çok telefonlar geliyor. Eğitim olsun, eğitim olsun. Eğitimi açıyoruz. Şimdi muhabir kursuna katılım 45 kişi müracaat ediyor. Kursa devam süresi kişi sayısı 10. Yani ama mesela drone'da öyle olmadı. Drone'da 50 kişi yani adamlar öyle bir kural koymuşlar ki demişler iki derse katılmadın mı yaklaşık bir ay sürüyor kurs. İki derse katılmadın mı saf dışı bırakılır. Çok katılır. Çünkü bu işin pardonu yok yani o anlamda. Biz tabii bu kurslara katılacak. Yeniden kurslar açacağız şimdi. Bunlarla ilgili zaten komiteler oluşturacağız Yalgın Bey. Şimdi bu kursları açtığımız takdirde ben arkadaşlardan özellikle rica ediyorum. Lütfen kursa müracaat edenler kursu sonuna kadar takip etsinler ve aldıkları sertifikanın hakkını versinler. Hakikaten de faydalı olacak. Bak buradan da özellikle uzmanlar geliyor buraya. Mesela bir fotoğraf çekimi için biz bir stüdyoya götürdük arkadaşları. 27 kişi müracaat etti. Bir günlük eğitim 6 kişi geldi. Bir de adamlarla karşı sıkıntı oluyor tabii o zaman. Yani bizim meslektaşlarımızın geneli biraz arazi olmayı mı seviyor? Yani hayır, yazdırmayın o zaman biz de başkasının hakkını adam diyor ki evet, 27 kişilik evet. Sınıf 27 kişi, 27 kişi. Evet. Biz de öteki arkadaşları almıyoruz o zaman. Evet. O zaman da sıkıntı oluyor. Yani bu önemli. Eğitimlere katılırsak her zaman bizim için avantajdır. Biliyorsunuz düğün, dernek etkinliklerimiz oluyor. Cenazeler oluyor. Buradan oradaki arkadaşlarımızın düğünlerine ulaştığımız kadar gittiğimiz kadar gidiyoruz. Gidemediğimizde de onun takısını biz onun hesabına yatırıyoruz. Onun belirli bir limiti var. Evet. Düğün yapanlar veya çocuğu olanlar 200 lira onların hesabına otomatikman yatar. Yani o bir sistemdir. Daha önceden biz gram altın verirdik ama tabii altın yükselince onun altında kalkamayacak bir hale geldik. Bir de tabii şimdi bildiğiniz gibi sivil toplum örgütleri adı ne olursa olsun hepsinin genel durumu ortada. Evet. Yani bir mali giriş olmadığı sürece genelde yönetim bunu bir şekilde karşılamaya çalışıyor. Evet, evet, evet. Cemiyet olarak da siz çoğu programlarınızı yaparken zaman zaman kısmi olarak harcamalar yapıyorsunuz. Bu harcamalar kimi zaman ki cebinizden çıkıyor, helal hoş olsun diyorsunuz üyelerimize. Evet, kimi zaman da işte ikili ilişkilerle o çalışmaları toparlamaya gayret ediyorsunuz. Bu özel anlaşmalar içerisinde bu son döneme kongre öncesinde yaptığınız yine bir anlaşmalar vardı zannediyorum. Evet. Bu anlaşmalar yeni dönemde de kısmetse devam edecek tabii mi? Tabii. Yani şimdi zaten firmayı arıyoruz. Diyoruz ki tazelemeye gerek var mı? Tamam biz böyle devam etsin. Bir sıkıntı yok diyorlar. Biz devam. Ama yenilemek isteyen varsa biz gidip
tekrar sözleşme imzalıyoruz. Evet. Ama şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yok. Yok. Evet, şimdi düğün dernekleri söyledik. Cenazelere mümkün olduğu kadar gidip onların acılarını paylaşıyoruz. Evet. O zaten bizim en hassas konularımızdan birisi. Bir de siz de yakından takip etmişsinizdir. İki dönemdir başlattık bunu. Bizim 16 Ocak basın onur günümüz. Atatürk'ün ilk basın toplantısını yaptı. Ona da değinmek istiyordum. İyi oldu. Bu sene pandemi dolayısıyla yapamadık. Bayağı bir buruk oldu. Sayın Valim de konuya hassasiyetini dile getirerek dedi ki en azından bir gidelim orada dedi. Minik de olsa bir tören yapalım dedi. Çok da hoşuma gitti. Evet. Sayın Valim'e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Evet. Gittik oraya bir kısıtlamalı 30 kişiyle yine basın onur günümüzü kutladık. Tabii her yıl onun bir balosu oluyordu. Bütün arkadaşlar birbirlerini göreceği bir gece etkinlik yapıyorduk, buluşma yapıyorduk. Bu sene buluşmayı yapamadık ama çekilişlerimiz devam etti. 100'e yakın hediye dağıttık. Evet. Onun o güzel heyecanında yine, yine Doğa TV, evet, bu TV stüdyolarını yapmıştık, gerçekleştirdik. Evet, canlı TV'de. Yayında evet. Bütün üyelerimiz takip etti. Bizler çok mutlu olduk. Evet. Bu süreç yeni dönemde de inşallah daha farklı faaliyetlere devam edecek. Biraz daha çıtayı yükselteceğiz. Sayıyı 200'e çıkartmayı hedefliyoruz hediye sayımızı. İnşallah. Yani bir, şimdi bazı kurumlardan dedi ki ya bize de söyleseydin biz de hediye verirdik. Yani bir sürü kurum oldu. Bu da benim hoşuma gitti açıkçası. Demek ki insanlar sahipleniyor. Ben bir şey söyleyeyim mi Yalgın Bey? Hakikaten cemiyet o kadar güzel bir yere geldi ki ben her gün 3-4 tane kurumdan ziyarete geleceğiz. Sayın Başkanım ziyarete geliyor. Sayın Genel Müdürümüz sizi ziyaret etmek istiyor diye. Böyle yani bir sürü randevu talepleri oluyor. Yani şunu mu demek istiyorsun? Basın hak ettiği yeri ve değerini aynen, tekrar kavuşacak. Çok güzel, doğru. Yani ben çünkü sayfamızdan da takip ediyorum. Cemiyet sayfamızdan da takip ediyorum. Bireysel anlamda şahsınızın sayfasını da sürekli takipçisiyim. Yakında bana da bir rozet takarsınız. Yakın takipçi. Ben de seni takip ediyorum. Sen de iyi paylaşımlar. Evet. Yani bu süreçler inanın geçmişten günümüze gazeteciler cemiyetimizin yaşadığı o ilk günlerden bugünlere geçen süredeki zaman zaman mutlu verici, zaman zaman üzüntü verici olaylarımız da oldu etti ama çok fazla onlara girmek istemiyorum. Doğrusuyla yanlışıyla bir şeyler yaşandı. Ya geçmiş gitti. Geçmişte kaldı. Ben herkese söylüyorum zaten. Evet, 2018 yılı ve sonrasında gelen gelişmeler Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin tarihinde en güzel zirve yaptığı bir süreç olarak görüyorum. Aynen. Bunu buradasınız diye söylemiyorum. Anladım. Gıyabında da konuşuyoruz. Üyelerinizle olan ilişkileriniz, diyaloglarınız zaman zaman özel günlerde elinizden geldiği kadar Kocaeli genelindeki gazeteleri ziyaret etmeniz, orada çalışanlarla kısa sürede de olsa bir araya gelip o özel günleri kutlamanız insanları çok umutlandırıyor ve mutlu ediyor. Bu süreçlerin daha yaygın bir şekilde yapılmasını arzu ediyoruz. Evet. Ben Başiskele, Karamürsel ve hatta Kartepe'deki arkadaşlarla daha farklı şekillerde görüşüyorum. İnşallah önümüzdeki süreçlerde cemiyetimizden pandemi süreci de çok önemli tabii. Bu pandemiyi başarıyla bitirdikten sonra geçmiş yıllarda yaptığınız gibi işte geziler, eğlencelik ortamlar onların da olmasını istediklerini belirttiler. Bu vesileyle ben o arkadaşlarımızın ifadelerini de size sunmuş olayım. Farklı bir konu da bu anlaşmalar, üyelerle dayanışma, işte basın onur günleri, gazeteciler günleri vesairenin dışında diğer bir konu da pandemiyi nasıl geçirdik biz gazeteciler olarak, televizyoncular olarak, siz ulusal kanalların temsilcileri olarak. Kocaeli'deki basın çalışanları, basın emekçileri bir yıllık ve bir yılı aşan süredeki pandemi sürecinde nelerle karşı karşıya kaldılar, neler yaşadılar? Kısaca biraz da onlara değinelim. Şimdi biliyorsunuz şu anda Kocaeli'de 73'e yakın internet sitemiz var. Bunların hakikaten işini çok çok iyi yapan bir 20'ye yakın internet sitemiz var. Tabii şimdi bunlar yasallaşmamış. Bizim de devletten en büyük isteğimiz devletten bir an önce bunun yasallaşması. Yasal olmayınca da büyük sıkıntılar doğuyor. Bununla ilgili şey bekliyoruz yani müjdeli haber bekliyoruz. İnşallah. Yani buradan da sayın milletvekillerime bu konuya bir sahiplenmesi konusunda. Evet. Hani meclise geldi diye söylüyorlar ama daha henüz bir
şeyini göremedik. Bu 5 yılda somut bir adım görmedik. Yani görmedik. Evet. Yani buradaki milletvekillerimiz de bu konuya sahip çıkarsa çok mutlu olacağız. Çünkü en büyük isteklerimizden birisi o. Evet. Tabii resmi ilan olan gazetelerimiz var. Bunlar büyük sıkıntı yaşadılar. Hakikaten çok büyük sıkıntı yaşadılar. Zaman geldi çıkmadılar. Çıkamadılar. Ama bir ortak, mesela onlarla ilgili biz bir ortak WhatsApp grubu kurduk şeyde. Benim bir takım girişimler oldu. Vali Bey'e gittik, durumu izah ettik. Belediye başkanlarımıza resmi ilanlar konusunda biraz daha fazlalaştırılarak gazetelere sahip çıkalım. Çünkü mesela ben isim vereyim, yani Çağdaş Kocaeli Gazetesi'ne gidiyorum. Bir fabrika gibi 20'ye yakın, 25'e yakın insan çalışıyor. Oradaki arkadaşlarımızın hepsi bu işten emeğini bu işten kazanıyorlar. Ve bu yüzden de yani oradaki maliyet sıkıntısı ve orada gazetenin kazanamaması oradaki arkadaşlarımıza yansıyor. Bu yüzden de işten çıkarılan arkadaşlarımız oldu bazı gazetelerden. Umarım kısa sürede bu krizi atlatırız. Şu normal günlere döneriz. Gazeteler de normal tirajlarına yükselir. İnşallah. Ve keyifli bir eski o güzel gazetecilik yaptığımız dönemlere döneriz diye İnşallah. Umut ediyoruz. Tabii devletin de bir katkısı oldu. Çalışanların bir kısmını parasını devlet ödedi, bir kısmını gazete ödedi. Orada büyük bir rahatlama yaşadı gazeteler. Fakat yeterli değil. Çünkü maliyeti yüksek. Her gün basılan, baskıya giden gazetelerin maliyeti yüksek. Onun için biz onlarla yaptığımız toplantılarda nasıl bir çözüme varırız diye epeyce bir yol aldık. Evet. İyi bir süreçte, yani fazla çok büyümeden, krizi fazla hissetmeden iyi bir süreçte atlattık diye düşünüyorum. Peki yeni kongre sürecinde dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklamada bulundu. Kırmızı olan, Türkiye haritasındaki kırmızı olan il sayısının 58'e çıktığını söyledi. Bu süreçte Kocaeli de var. Turuncudan kırmızıya geçtik. Ki evet. Bunun ilk kırmızı olduğunu sevgili dostum Hakan Süer de açıklamıştı. Sonra sizin sayfanızda okuduk. Bu bizim kongremizi ne derece etkileyecek bu cumartesi pazarları tabii, kapalı olması? Dün akşam böyle bir konunun, yani biz zaten böyle bir şey olacağını çıkacağını akşam saat 5-6 gibi aldık yani haberini. Kırmızıya döndüğümüzden dolayı yine bir kısıtlama geleceğini söylüyorlardı. Evet. Sayın Valimiz de daha önceden de konuştuğumuzda biraz sürece bir bakalım, önümüzü bir görelim de evet. Hemen kısıtlamaya gidilmez demişti. Ondan 21 gün geçti o söylediği şeyde. Konuşmadan sonra. Şimdi tabii dün öyle bir karar çıktıktan sonra birçok soru işareti meydana geldi. Özellikle mesela düğünler var. Evet. Rezervasyonlar yapılan var. İşte nişanlar falan var. Bunun gibi bizim kongrelerimiz var. Bunlarla ilgili net bir açıklama biz buraya gelirken Sayın Vali Bey'e bu konuyla ilgili görüşmek için talebimiz oldu. Dernekler masasına bu konuyla ilgili görüşmek için bir dilekçemiz oldu. Öğleden sonra büyük bir ihtimalle onunla ilgili karar gelir bize. Biz de WhatsApp grubumuzdan tüm üyelerimize duyururuz yani o konudaki. Evet. Peki kongremizi yaptık diyelim. Evet. Yeni kongre yaptık. Üyelerimize buradan seslenişinizde, buradaki misafirliğinizde, buradaki birlikteliğimizde önemli projeleriniz imkanlar ölçüsünde mutlaka olacaktır yeni dönemde. Bir tanesini ya da birkaç tanesini açıklama imkanınız olabilir mi? Yani yeni dönemde üyelere yönelik ne gibi çalışmalarınız olacak? Şimdi Yalgın Bey, zaten bizim pandemi döneminde bu bizim sosyal etkinliklerimiz vardı. Evet. Yaklaşık 11 tane sosyal etkinliklerin şeyini takvimini ayarlamıştık. Evet. Bak şunu samimiyetimle söylüyorum. Ben cemiyet başkanı olarak Türkiye'nin birçok yerinden davet aldım. Almanya'dan aldım, Azerbaycan'dan aldık. Türkiye'nin içerisinde Antalya, bir sürü yerlerden davet aldım. Geliyor. Cemal Kaplan olarak davet evet. aldım. Yanıma da bir iki arkadaş alıp gidersin. Ben hiçbirine gitmedim. Ben nereye gittim? Arkadaşlarımla dedim ki, arkadaşlar Safranbolu'ya gezi düzenliyoruz. Var mı gelmek isteyen? 30 kişilik liste yapıyoruz. Ben arkadaşlarımla Safranbolu'ya gittim. Ben arkadaşlarımızla Çanakkale'ye gittim. Ben arkadaşlarımızla Bursa'ya gittim.
Ben arkadaşlarımıza Ankara'ya gittim. Ama hep üyelerimiz de gitti. Yoksa ben zaten yani başka örnekler vermeyeyim ama ya tek başıma gidip orada olmaktan keyif almıyorum. Ben arkadaşlarımla o sosyal etkinleri yaptığımız zaman daha keyif alıyorum. Mesela bizim sinema tiyatro olayımızın sayısı aklıma gelmiyor. O kadar çok ki. Evet. Hemen hemen 10 günde bir tiyatro ve sinema etkinliğimiz oluyordu. Ve arkadaşlar da çok mutlu oluyor. Stres atıyorlar insanlar. Zaten haberci bir gün psikolojisi iyidir, bir gün kötüdür. Bir kötü haberle karşılaşır, psikolojisi 2 gün geçmez. Bir keyifli haberle karşılaşır, onun keyfini çıkarır. Yaptığı haberin keyfini çıkarır. Biz tabii şimdi bununla ilgili güzel bir çalışma yaptık. Bu sene hakikaten eğer şu pandemi izin verirse bize bir GAP turumuz olacak. GAP. Yine, evet. Cemiyet olarak. Bütün herkesin hayali. Bir Karadeniz turumuz olacak. Yani il dışlarını söylüyorum. Bir de Ali Gündoğdu'nun güzel bir teklifi vardı. Kulakları için nasıl? Ali abiye de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ali abi dedi ki böyle böyle bir şey yapalım. Tamam dedim. Onunla ilgili eğer bir pandemi sürecini atlatırsak bir Balkan turu. 6 günlük bir Balkan turu olacak. Artık şöyle organize. Tabii üyelerimizden çok cüzi bir miktarda para alınacak. Herhangi bir belediyeyle görüşüp onun grip pasaportu olan süresi var, şeyi var. Öyle bir çalışma yapacağız. O şu an bizim şeyimizde. Çok çok iştah kabartıcı, evet. Güzel bir sosyal aktivite yani. Yani şeyi söylemiyorum artık yine buradan bizim Çanakkale, Bursa, Ankara, Safranbolu. Onlar zaten rutin. Rutin. Onu zaten İnşallah. Kesin şey yapacağız. Eskişehir var bu sene. Eskişehir'de ekledik. Evet. Şimdi bunlarla ilgili komiteler kuruyoruz. Ben yönetimi geçmiş dönemdeki arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Hepsi bir yerde üst düzey yöneticisiydi veya bir kurumun temsilcisiydi. Arkadaşlar çok yoğun oldukları için fazla aktivitelere katılamadılar. Ben hiçbir zaman onların o eksikliklerini yani belli etmedim. Hakikaten onlarla beraber iki çalışacaktık. Ben 8 çalıştım. Gece gündüz oraya gittim. Onların dışarıdan arkadaşlarımız geldi. Mesela Barbaros Tantan vardı rahmetli. Allah rahmet eylesin. Yönetimde değildi ama bizimle her yere geldi. Hüseyin Özeri yönetimde değildi ama sağ olsun Flaş Koca'nın sahibi. Bizimle her yere geldi. Ergün Demir son dönemlerde çok bizle beraber etkinliklere katıldı. Yani bu seferki bir komiteler var. Mesela Sosyal Etkinlikler Komitesi. Şimdi bunları ne yapacağız? Sosyal Etkinlik Komitesi'nde 3 kişilik bir komite olacak. Yani artık Cemal Kaplan'ı atayım ben, ismim ben de geliyorum. Başkanım ben de geliyorum. Başkanım. Benim şu telefonum şeylerle dolu. Araç plakalarıyla dolu. Bilmem ne. Yani silmekten yoruldum artık. Yani o kadar çok. Şimdi evet. Gruplar var. Yok bilmem ne grubu. Sinema grubu. O şey grubu. Habire oraya ben not alıyordum. Bir de Abbas Çakar vardı. Yani çok büyük. O da benimle beraber büyük koşturma yaşamıştır. Onun da telefonu doldur mesela. Naşit Boran vardır mesela. Hiç cemiyeti de, yönetimde değil. Eski karşı taraftaki listenin yönetimindeydi o. Şimdi bizle beraber çalışıyor. Nuri bizle beraber çalışıyor. Ahmet Sancar bizle beraber çalışıyor. Hepsi koşa koşa çalışıyorlar. Benim de hoşuma gidiyor. Demek evet. ki cemiyete sahip çıkıyoruz. Evet. Sen ben yok abi biz var. İşte burada bir parmak basmak istiyorum. Bu anlattıklarınız şunu ortaya koyuyor. Beni de çok mutlu ediyor. Ümit ediyorum ki camiamızdaki meslektaşlarımız da mutlu oluyorlardır. Yani bir şeyler yapıldığı zaman saymaktan nasıl yoruluyorsan, telefonuma cevap veremez hale geliyorum diyorsan, arkadaşlarımın mesajları gönderileriyle dolup taşıyor, yeri geliyor silmek zorunda kalıyorum diyorsun. Başkanım o güzel bir köprü kurduğunuzun, üyelerle cemiyeti birbirine birleştirme noktasında, buluşturma noktasında doğru kararlar verdiğiniz ortaya çıkartıyor. Evet. Yani bu bizim Kocaeli Gazeteciler Camiası'ndaki tüm üyelerimizin mutluluğu, neşesi, huzuru ve arzularının gerçekleşmiş, hayallerinin gerçekleşmiş olması. Şimdi saymakta bitirmeyeceğinizi biliyorum ben. Biliyorsunuz çok, çok. Bir kongre süreci yaşıyorsunuz. Bugün Gölcük'tesiniz.
Gölcük'teki gazeteleri de ziyaret edeceğinizi bildiğim için çok da fazla böylesini sıkıştırmak da istemiyorum. Her şeyi de burada açıkta da istemiyorum. İnşallah kongremiz bir sıkıntısız bir şekilde gerçekleşirse orada sizi kürsüde bu konuşmayı yaptığınızda çok güzel bir alkışla, çok güzel bir destekle size motive edeceklerini biliyorum. Yani projeler, hizmetler, yönetim ve denetim kurullarının güzel çalışmaları, şeffaflığınız, evet. Geçtiğimiz süreçte yapılan harcamalarla ilgili, yapılan bilançoyla ilgili gruptan bütün üyelere paylaştınız. Biz bunları geçmiş dönemlerde görev yapan bütün meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz ama böyle şeffaflık hiç görmemiştik. Evet. Bizi çok mutlu etti bu olay. Bu sürecin devamlılığında pandemiyi de başarıyla bir Türkiye atlatırsa tüm dünya atlatsın. İnşallah temennimiz o. Tekrar sosyal faaliyetlerimize devam edeceğiz ama bu müjdeyi biraz keselim istiyorum ben. Buradan yapılacak kongremizde değişiklikleriniz oldu mu? Biraz da onlara değinelim. Tabii. Şimdi yani çünkü siz müjdeler verdikçe insanların iştahı kabaracak. Biraz kalsın diyorum. Yani evet. Onları inşallah kongre sürecinde sıkıntısız bir süreç geçirirsek orada duyalım istiyorum.